Bey bunu yapmış olamaz Savaş. O bunu yapmaz. Bu tuzağı kurdurmuş olamaz o. Nasıl inanırsın sen Atıf'a? Ayşen, sen bile başından beri Atıf'ın bu parayı nereden bulacağını düşünmedin mi? He? Evet ama... Bak, bu para Atıf'ın hayatında görmediği kadar büyük bir para. Gelelim Atabey'e. Eski Atabey olsa bir an bile tereddüt etmezdin ve onun için çerez parası derdin. Evet belki şu anki Atabey için bu çerez parası değil ama beni vurmak için bu parayı gözden çıkarır. Savaş bak. Atabey bize böyle bir kötülük yapmış olamaz. O yapmaz böyle bir şey. Ya Ayşen, adam başından beri ilişkimizi onaylamadı. Beni senin yanında istemiyor. Ya adam bana düşman. Düşünsene, ayrıldığımız zaman Atabey üzüldü mü? Ha? Ben seni Atabey'le ilgili çok iyi anlıyorum. Hem de Üftah Hanım yaptıklarından sonra... Ayşen! O bunu yapmış olamaz. Ben Atıf'a inanmıyorum, inanmam da. Atıf'a değil Ayşen. Bana inanacaksın. Ama... Ayşen ben daha fazla uzatmayacağım. Günlerdir bana sadece sana inanacağım dedim. Ben de sana konuşma, ispatla dedim. Şimdi ispatlamanın zamanı geldi. Bana inanıyor musun yoksa inanmıyor musun? Seçimsin. Neden hala konuşmuyorsun Yüksel'de? Bak Feride de geri döndü. Ben ne bu halin, neyim var? Ata ben senden çok özür dilerim. Niçin? O rezil gecede sana yaşattığım utanç azmış gibi... bundan sonra olacaklar, olanlar için çok özür dilerim. Mahkemeyi düşünüyorsun biliyorum. Ama lütfen merak etme. Bunlara birlikte göğüs gireceğiz Üftah'da. Ata ben senden habersiz bir avukatla görüştüm. Bana öyle bakma lütfen. Yani ben kendimce... belki de ilk defa... kendimce bir çare bulmaya çalıştım. Sana daha fazla yük olmadan. Ama başaramadım. Başaramadım işte. Rezan onunla anlaşmak bir yana, kendisinden korktuğumuzu gördüğü için hedefini iyice büyütmüş. Sadece manevi değil, ticari itibarları zarar gördüğü için hem maddi hem manevi tazminat davası açmış. İstediği miktar Rezan bizi bitirecek adam. Susma Ayşen. Hadi bir şeyler söyle. Her zaman yaptığın gibi dikil karşıma. Yalan de, oyun de, Atabey böyle bir şey yapmaz de. Ben Atabey'i çok iyi tanıyorum de. Hadi. Savaş bak içimden gelen bu değil ama... ben sana... Ayşen, günlerdir söylediğin şeyi yap. Sana güvendiğimi ispatlayacağım demiştin. Evet hadi ispatla. Atıf sana bunu Atabey'in yaptırdığını ispatladı mı? Ayşen, sence ben Atıf'ın ağzıyla mı konuşuyorum? Tamam, yani sen inanıyorsun. O zaman elinde buna ispatlayan bir şey var değil mi? Onu göster bana. Asla Ayşen, bana kanıtlarla inanmana bir kere müsaade ettim. Bana inanmadın, o kanıtlara inandın. Ama şimdi kanıt manıt yok. Sadece benim sözüme inanacak mısın? İyi günler Ayşe. Tamam. Ben bugünü çok farklı hayal etmiştim. Düğünümüze... ya
Yarım kaldı sandığımız hayallerimizi dört eline sarılırız sanmıştı. Bir yanım çok mutlu, inkar edemem. Ama böyle yapma Savaş. Bu soğukluğun benim mutluluğumu yaralıyor. Bu kez ben yaralamadım Ayşen. Mutluluğumuza kimin saldırdığını biliyorsun. Savaş ben... Ayşen konuşma. Yap. Yap ve bana güvendiğini ispatla. Ya da hiçbir şey yapma ve bu bütün yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadığını göster. Bir tarafta Atabey, bir tarafta ben. Artık seçimini yap. Az kaldı ihtiyar. Çok az kaldı. Elimdeki her şeyi alacağım. Adam başından beri ilişkimizi onaylamadı. Beni senin yanında istemiyor. Ya adam bana düşman. Düşünsene. Ayrıldığımız zaman Atabey üzüldü mü? Heh? Günlerdir bana sadece sana inanacağım dedim. Ben de sana konuşma, ispatla dedim. Ayşen konuşma. Yap. Yap ve bana güvendiğini ispatla. Ya da hiçbir şey yapma ve bu bütün yaşananlardan hiçbir ders çıkarmadığını göster. Bir tarafta Atabey, bir tarafta ben. Artık seçimini yap. Rezan eminim şimdi çok mutludur. Eminim. Bizim yok olmamızı istiyor. Ayşen. Otursana. Bak Feride geldi. Hoş geldin Feride. İyi misin Ayşe? Ayşe. Sizinle biraz konuşabilir miyiz Atabey? Sen nişan yüzüğü mü taktın yeniden? Savaşla barıştınız mı? Aa, çok tebrik ederim Ayşe. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz, ne güzel. Teşekkürler. Hesabını vereceksin, yaptıklarının hepsini. Üzgünüm babacığım, misafir kabul etmiyorum. Benimle yalnız kalamıyorsun değil mi? Şimdi dediklerimi iyi dinle. Eğer dediklerimi yapmazsan, sorduklarıma cevap vermezsen seni doğduğuna pişman ederim. Şimdi cevap ver bana. Feride bebeğini neden düşürdü? Bunu sen saklattın değil mi bizden? Bunu sen yaptın. Kızımı mahvettin Allah'ın cezası. Kızımı mahvettin. Kan çekiyormuş demek ki Atabey. Kızınızın sırrı sizinkinden kalır yanı yokmuş demek ki. Kızlarımdan uzak duracağız. Anlaşıldı mı? Şimdi kulağını aç iyi dinle. Feride'den hemen boşanacaksın. Başka bir emriniz var mıydı Atabey? Elimde kapı gibi delil varken siz buna nasıl cesaret edebiliyorsunuz ya? Sakın beni ailemle tehdit etme. Aa doğru. O savaşın işiydi değil mi? Siz iki serseri. İkinizden de kurtulacağım. Kızlarım ikinizden de kurtulacak. Gel hemen avukata götüreceğim Feride'yi.
boşanma protokolünü sorgusuz sualsiz hemen imzalayacaksın. Az bittiyse benim yarıda kalmıştı Atı Bey. Bakın siz beni iyi anlamadınız. Ben savaşa benzemem. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Şimdi o sahte ailenizin yıkılmasını istemiyorsanız daha fazla benim üstüme gelmeyin. Evet Feride annesine kıyamadığı için ona hiçbir şey söylemedi. Hadi söyleyin Atı Bey. Benim sizin ailenizden kıyamayacağım birisi olabilir mi? Sakın. Hiçbir şey yapamazsınız. Elimde kapı gibi DNA testi var. Bence şimdi bir daha düşünün. Tek hamleyle ailenizi kaç parçaya bölerim biliyor musunuz? Tehdit etmeye kalkma. Ben bugüne kadar Feride yüzünden katlandım sana. Onun mutluluğu için katlandım. Ama eğer Ayşe'ne bir şey söylersen, ona bir şey anlatırsan... Bak, Atıf artık Feride senin yanında değil. Eğer Ayşen gerçeği senden öğrenirse... inan bana, seni pişman ederim. Ata Bey. Ayşen. Eğer bir daha kafamı bozarsanız anlatırım. Ve emin olun hiçbir şey eskisi gibi olmaz Ata Bey. Emin olun. Her şeyi o yapmış. Tuzağı Ata Bey koymuş. Her şeyi o yapmış. Ayşen sen nereden çıktın? Seni takip ettim. Keşke takip etmeseydim. Ben zaten işin peşindeydim. Yani Atıf'ı takip ediyordum. Ata Bey'in de buraya geleceğini öğrenince hemen fırladım. Ayşen gerçekleri bu şekilde öğrenmeni, bu şekilde görmeni istemezdim. Nasıl yapar? Neden? Ben neden anlamıyorum ki? Günaydın Ayşen. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Yok. Feride, sen bugün işe gelmeyeceksin herhalde. Neden gelmeyeyim? Daha dün... Ben de öyle söyledim aslında ama evde kalırsam kötü olurum diyor. Yok. Ruhen yorulacağıma bedenen yorulayım daha iyi olacak. Bence de sen bugün evde kal. Biraz dinlenirsin. Feride öğleden sonra avukat burada olacak, ben de geliyorum. Ne avukatı? Abla, sonunda boşanmaya mı karar verdiniz? Seninle bir türlü konuşamadık Ayşen. Benimle konuşmak istiyordun, daha fazla bekletme lütfen beni. Ayşen, Ata Bey'e sakın hiçbir şey söyleme. Ne? Bir şey söylemeyeyim mi? Evet Ayşen, sakın hiçbir şey söyleme. Sen beni deniyorsun şu anda. Yalanı söylediğini bilmiyorsun. Savaş günlerdir Ata Bey'le konuş diye beni mahvettin. Ata Bey'in tuzak kurduğunu kendi gözlerimle gördüm. Yüzleşmeye hazırım. Ve sen bana onunla konuşma diyorsun. Ne dediğimin farkındayım Ayşen. İnan bana farkındayım. O zaman bana tek bir geçerli sebep söyle. Şimdi değil Ayşen. Şimdi söyleyemem. Ama bana biraz güveniyorsan şimdi sus. Şimdi değil Ata Bey. Başka zaman konuşuruz. Afiyet olsun. Bu Ayşe'nin derdi ne senle? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bana bir cevap vereceksin Savaş. Hoş geldin Ayşen. Günaydın. Günaydın. Savaş konuşmamız lazım. Çalışma odasında konuşalım.
Bana cevap vereceksin artık Savaş. Ne olduğunu bilmek istiyorum. Artık bu evde kimin kime neden düşman kesildiğini anlayamamaktan ben çok sıkıldım. Yani Feride ile Ayşen derken şimdi de Ayşen Ata'ya düşman. Ata ne oluyor? Çok büyütmeyelim müftadi. Evet Ayşen'in bir sıkıntısı olduğu belli ama abartmayalım. Bir konuşalım bakalım. Mahkemeyle ilgili olabilir. Savaş Ayşen'e nasıl baskı yapıyordur kim bilir. Sırf biz daha kötü duruma düşelim diye yapıyordur bunu üstelik. O geceyle ilgili Ayşen'in şahitlik yapmasını istiyor olabilir belki de. Bence bir konuşalım ondan sonra. Ben atölyeye gidiyorum. Öğleden sonra avukat için burada olacağım. Ben de seni geçireyim baba. Avukatla ilgili konuşmuş oluruz. Hemen boşanma davasını açacağız bugün. Artık konuşacak başka şey yok. Konuşacak bir şey var baba. Ayşen'i konuşacağız. Sen söyledin mi yoksa Ayşen'e? Hayır söylemedim. Henüz söylemedim. Müşemilete gidelim orada konuşalım. Neler yapacağımı anlatacağım sana. Bana hala cevap vermedin. Savaş ne olduğunu söyle artık bana. Çıldıracağım görmüyor musun? Ayşen biraz zaman tanı. Ne için zaman tanıyım ya? Ata Bey bana ihanet etti. Bize kötülük etti. Bunu ortaya koyan da sensin. Söylemiyorum diye yüzüme bakmayan da sensin. Artık susup oturup beklemeyeceğim. Ne olduğunu söyle bana. Ayşen bana güveniyorsan zamanını bekle. Bana güveniyorsan git yüzleş. Şimdi de bana güveniyorsan sus otur öyle mi? Öyle Ayşen. Aynen öyle. Ben bu güven testlerinden bıktım artık Savaş. Ata Bey ikimize de kötülük etti. Sen susup oturup beklememi istiyorsun. Umarım fikrini değiştirip ne olduğunu söylersin artık bana. Çünkü ben ne kadar durabileceğimi bilmiyorum artık. Bana hiçbir şey sormayacak mısın? Sen kararını vermişsin baba. Ayşen'le konuşup bu evi başımıza mı yıkmayı düşünüyorsun? Feride ben aylarca bu gerçekten korktum. Korka korka öyle şeyler yaşadım ki artık korkmak yaşadıklarımın yanında hafif kaldı. Korkularım boşa değil. Beni kaybettin zaten. Şimdi de annemle Çetin'i kaybedeceksin baba. Yani sırf Ayşen için bazı şeyleri yok ediyorsun sen. Senin öfken de sevgin de küçük bir kız çocuğu gibi Feride. Keşke küçükken olduğu gibi sana olan sevgimin hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini bir bilsen. Çetin'i de, seni de, tabii evet Ayşen'i de ne kadar sevdiğimi bir bilsen. Hepinizin kalbimde ayrı bir yeri olduğunu bir bilsen. Küçük bir kız çocuğuyum ben öyle mi? Yani benim tek amacım, benim tek derdim Ayşen'i kıskanmak bu mu? Değil. Elbette değil. Ama yalnızca Ayşen için değil. Ailemi korumak için de bu sırrı saklayamam. Hepimizi kaybedersin baba. Annem sırf o kadından kalma müştemilata bile dayanamazken sen karşısına çıkıp Ayşen benim kızım mı diyeceksin? Baba aileni parçalayamazsın, yapamazsın bunu. Feride annenin, Çetin'in hatta Ayşe'nin bu sırrı benden mi öğrenmesini istersin yoksa bir başkasından mı? Atıf korkusu mu bu? Baba Atıf'ı hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Ben sustururum onu. Zaten kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmez o. Atıf'ın tehditlerine hiçbir zaman boyun eğmeyeceksin. Buna izin veremem. Hem artık Atıf sussa bile... Kim? Kim baba başka kim biliyor? Feride bu sırrı artık taşınamaz bir halde. Sakladıkça büyüdü, büyüdükçe ağırlaştı. Hepsi benim hatam. O günlükleri okuduğum zaman Ayşe'nin elinden tutmalıydım. Sizin kardeşiniz olduğunu söylemeliydim. Hangi günlükleri? Annesinin yazdığı günlükler, bana yazdığı günlükler Ayşe'nin için. Baba tamam ben o kadın hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum.
Ben kardeşimi ve annemi kaybetmemek için, onları üzmemek için nasıl sustuysam sen de sus. Eğer bizi kaybetmeyi göze alıyorsan git konuş tabii. Feride, ben böyle düşünüyorum. Bu senin seçimin baba. Ya susar bizi seçersin ya da Ayşen'le konuşup kaybedersin bizi.